Yeniden merhabalar. Şimdi herhangi bir referansımız yok bu kulübeyi modellemeden. Önce bunu belirteyim. Şöyle bir ölçü belirleyebiliriz. Mesela 8 metreye 4 metre ya da 10'a 7 gibi, 10 metreye 7 metre gibi bir ölçü belirleyebiliriz. Mesela 9'a 6 olabilir. 9'a 6 yapalım. Yani bir kerestenin uzunluğu 9 metre olacak. Derinliği de, yani derinlikte kullanacağımız kereste parçalarının uzunluğu da 7 metre olacak. Şimdi mesela bu küpün boyutu, şöyle bakalım. 2 metre, 2 metre, yükseklik 2 metre, derinlik 2 metre. Her bir kenarı 2 metre derinliğinde. Şimdi öncelikle ilk olarak bu ölçü birimini değiştirerek başlayalım. Burada unit kısmında length parametresini santimetre yapıyorum ki buradaki değerler santimetre olarak görünsün. Şimdi istersek bu küp üzerinden de gidebiliriz ama bunu kaldıralım. Bir sahneye bir silindir objesi ekliyorum. Bunun mesela ayarlarını değiştirelim. Şu an radius değeri 100 santim, 1 metre. Derinliği, yani bu şu an şu yükseklik değeri 200 santim olarak görünüyor. Bunu 5 santim yapacağım. Radius değerini de ne kadar yapalım? 7,5 santim yapalım. Sonra bu segmentleri mesela çok fazla 32 segment. Bunu 18'e ya da neyi düşürelim? 12 olabilir mi? 16. 16 yeterli. 16 segmentlik olsun. Sonra bunu x ekseninde şöyle 90 derece ya da y ekseninde döndürelim. Tam frontal görünümde olsun. Şöyle. Şimdi 3'e basıyorum. Right görünüme, yani sağdan görünüme geçiyorum. Ve edit modu açıyorum. Buradaki x-ray modunu da aktif hale getirelim. Şu vertexlere ihtiyacım yok. Bunları sileceğim. Şimdi bunu kerestemizin yan profil olarak kullanacağız. Yatay kerestelerin, yani yatay kereste kullanacağız zaten modellerken. Şimdi şu iki vertexi seçip z ekseninde şöyle biraz içe doğru alıyorum. Şunları da şöyle biraz şöyle çekelim. Hatta bunları da böyle çekelim. Şöyle biraz daha sıkıştırabiliriz bunları. Şöyle. Evet. Şimdi bunu smooth yapalım. Daha düzgün gözüksün. Şimdi bunu biraz büyüteceğiz. Bu segmentleri, yani biraz daha genişleteceğiz ölçümüze göre. Şimdi önce bunu bir sıfırlayalım, şu kenarları düzgün olsun. Bakalım ölçü şu an kaç bu parçanın? Genişlik 5 santim, 5 santim de kalsın. Yükseklik 4,5 santim olarak görünüyor. Bunu da 5 santim yapalım. Bu x uzunluğu 13,9 diyor. 14 santim, yani bunu 15 santim yapalım bu uzunluğu. Yani her bir kereste parçasının yüksekliği, genişliği değerlerini buradan ayarlamış olduk. Şimdi bu parçayı biraz uzatacağız. Bunun için bütün parçayı seçelim. Bunu şöyle S ve X'e basıyorum klavyeden. 1000 yapalım. Şimdi baktığımız zaman bu parçanın genişliği burada 500 santim olarak gözüküyor. Bunu şöyle yapalım. S, X diyelim. Çok daha uzun oldu. Bunu S, X deyip 1 dediğimde çok fazla uzuyor. Direkt şuradan girelim. Bunu 1000 santim, 900 santim yapacaktık. Pardon, 9'a 7 olacaktı, 6 olacaktı. Onu karıştırdım yine. Şu an 9 metrelik genişlikte bir kereste parçası. Şimdi bunu şöyle gideceğiz. Bunun UV'sini hemen açacağız bu parçanın. Sonra uğraşmamak için. UV Editing arayüzüne geçiyorum. Şöyle karşıdan bakalım.
Onun UV'si şu şekilde hazır olsun. Sonra modifier tabına geçelim. Burada array modifier'ini ekliyorum. Bunu -1 yapalım. Pardon, -1 yapalım. Sonra biraz daha yaklaşıyorum. -1 biraz şey oldu. Şunu 0,1 yapalım. Biraz arada boşluk kalsın bu şekilde. Buraya 12 kadar. Şöyle bakalım ne kadar oldu yüksekliği. 3 metre olması gerekiyor. Evet, şu an 3 metreyi buldu. Yalnız çok ince gözüküyor bu sefer de. Keresteler bu kadar ince bir ağaç kabuğu olmaz haliyle. Bunu mesela biraz düzeltebiliriz. Çok yapay gözükecektir. O yüzden bu parçayı mesela ne yapalım? Biraz scale edelim yukarıdan. Şöyle layout'a geçelim. Şöyle biraz genişletelim bunu. Ne kadar oldu? 33 santim. Bunu düz hesap 40 santim yapalım. Şu derinliği de biraz düzeltelim. Biraz şişirelim bu şekilde. Tabii 9 metrelik bu şekilde tombul bir kereste oldu. Bunu şimdi bir bakalım nasıl gözüktüğüne. Bu Array Modifier'ın aktif hale getirdiğimizde böyle yukarı kadar çıktı. Şimdi bu 3 metre olması gerekiyor. Biraz düşürelim. Bu sefer de çok kalın oldu keresteler. Birazcık şöyle daraltalım. Bu kadar yeter. Şimdi biraz daha. Evet, şu an ideal oldu. Bence gayet güzel. Şimdi bir parça oluşturacağız. Yani bu parçayı yan tarafa atacağız bu şekilde. Bunu şöyle yapmamız gerekiyor öncesinde. Buradaki şu ağırlık merkezinin aksis merkezi şuraya taşımamız lazım. O yüzden cursor'ı oraya çekiyorum. Aksis merkezi artık burada. Şimdi bunu 900 santim olarak ayarlamıştık. Şöyle yapacağız. Bunu Shift D ile kopyalıyorum. Şu an bir tane daha kopyaladım. Burada object listesinde görebilirsiniz. GX yapıyorum. Pardon. GX eksi 900 yapıyorum. Buraya çektik bunu, görüyorsunuz. Şimdi RZ diyeceğim. 90 yazdığımda bu şekilde bunu tam hizalı bir şekilde bükmüş oluyorum. Böyle yana atmış oluyorum. Tabii bu şu an, bu da 900 santim. Bu da 900 santimlik bir profil oluştu. Bunu işte ne demiştik? 7 metre olacak demiştik. Bunu 700 santime düşüreceğiz. O yüzden şöyle yapalım. Bunu seçiyorum. Pardon, bunu 3D Cursor'u buraya çekiyorum. Bunu 3D Cursor aktif hale getiriyorum. Şimdi buradaki 900 değerini buradan 700 girebilirim. Bu şekilde bunu 7 metreye ayarlamış oldum. Şimdi bunun şunun aynısını şimdi buraya kopyalayacağız. Şu kısma. O yüzden bunu seçip şuraya 3D Cursor'u yerleştirelim. Sonra bu parçayı bir kere daha kopyalıyorum. Sonra Shift S ile seçimi buraya taşıyorum. Sonra bunu 180 derece çeviriyorum. Gördüğünüz gibi bunu bu şekilde buraya yerleştirmiş olduk. Şimdi bu profili de yine karşısına kopyalayacağız. Bunu yine seçiyorum, bu parçayı. Bu sefer şuraya yerleştireceğiz 3D Cursor'ı. Yine 3D Cursor'a göre bunu kopyaladıktan sonra 3D Cursor'a taşıyorum. RZ diyerek bunu 180 derece yeniden döndürüyorum. Bu şekilde yapının profillerini böyle oluşturmuş olduk. Şöyle bir bakalım. Buralara da birer tane dikme ekleyeceğiz. Dış görünümünü, yani dış profil görünümünü bu şekilde oluşturmuş olacağız. Şimdi hemen bu şu profil kısımlarına yaklaşalım. Buraya mesela şöyle, pardon, 3D Cursor'u yerleştirelim. Buraya bir küp oluşturalım. Şöyle yukarıdan bakalım buna.
Küpün şu alt kısımdaki vertexini seçelim. Cursor'u buraya ekleyelim. Sonra da bunun ağırlık merkezini buraya taşıyalım. Sonra bunu bir gizleyelim. H'ye basıyorum klavyeden. Yeniden bu parçayı seçip cursor'u buraya taşıyorum. Alt H ile gizli olanı geri getirdim. Yani gizli olanların tamamını geri getirir bu. Yani onu unutmayın. Bu parçayı seçip Selection to Cursor dediğimde bu köşesini tam olarak buradaki kısma sabitliyor. Sonra bunu buradaki Z değerini arttırarak işte ya da şöyle yapalım direkt. Şunu seçelim. Buradaki yükseklik kaç? 314 cm diyor. Bunu seçip direkt buraya 314 yazdığınızda buraya tam bunu sabitleyecektir. Buraya göre yapacaktır bunu. Üst görünüme geçiyorum yeniden. Şöyle bunu obje modda scale ederseniz mesela şöyle göstereyim. Obje modda scale ediyoruz bunu. Sonra geldik. Dedik ki bunun kenarlarına yuvarlama vereceğim. Bevel vereceğim. Ctrl B yaptığınızda böyle geometriyi tam istendiği şekilde bevel etmez. Şöyle göstereyim. Daha doğrusu bütün kenarlarını göstereyim. Gördüğünüz gibi biraz kötü bir şekilde bevel ediyor. Yani fazla bir açıklık görüyorsunuz buralarda. Tam eşit bir şekilde, istendiği bir şekilde geometrinin kendi mesela has durumuna göre yani şuraları şöyle yapması lazım. Biraz daha şuralardan bevel etmesi lazım. Tam orantılı yapmıyor. Birazcık ters bir şekilde bevel yapıyor. Şimdi yeniden bir geometri ekliyorum. Ya da şöyle geri geri yapalım. Daha iyi olur. Evet. Bunu edit modda eğer scale ederseniz daha sağlıklı bir bevel işlemi uygulayacaktır. Birazdan onu göreceksiniz. Şimdi 3D Cursor modu da açık. Şöyle bunu scale edelim. Tam ölçülü sayılabilir. Tabii buradaki değeri yeniden 314 girmemiz lazım. Şimdi bir bevel işlemi yapalım. Ya da şu an bütün kenarlar birbirine eşit. Bu bizi yanıltabilir. Önceki karşılaştırma yönünüz açısından şu kısmı birazcık uzatabilirim. Şu an bir dikdörtgen oluştu görüyorsunuz üstten. Ctrl Shift Alt tuşlarıyla buradaki bütün kenarları seçiyorum. Ctrl B yaptığımda görüyorsunuz daha orantılı bir bevel işlemi yapıyor. Bu obje modunda bunu scale etmediğimiz için yani edit modda scale etmeyi, objeleri ölçülendirmeyi daha çok tercih etmelisiniz. Çünkü diğer türlü objelerin geometrisi tam istediğimiz gibi olmuyor. Bunu sıklıkla yaşayacağınızı biliyorum. Çünkü ben de yaşadım. Ama gördüm ki edit modda bu bir problem olmuyor. Biraz şöyle yapmış olalım. Bir de kenara atayalım bu şekilde. Şimdi bu profili de UV'sini açabiliriz. Şuradan mesela görünmeyen tarafından şu kenarı seçelim. Bunu sağ klik Mark Seam diyelim. Buradan parçalasın bu parçayı. Bu üstteki ve alttaki poligonlar aslında görünmeyeceği için bunlara gerek yok. Bunları silebiliriz. Eğer bunları da boyayacaksanız tabii bunları da seam etmeniz gerekiyor. Buraları seçmeniz gerekiyordu. Şimdi bunu seçiyorum. UV Edit arayüzüne geçiyorum. Klavyeden U'ya basalım. Bu şekilde bunun da UV'sini açmış olduk. Tabii bu orantılı bir UV olmadı. Şöyle bir deneyelim bakalım. Average Island Scale diye. Gerçi diğer parçalar olmadığı için herhangi bir orantılama yapmıyor. Bunu şöyle yapıp biraz büyütmek gerek. Şöyle tam orantılı bir şekilde. Şöyle dursun bu şimdilik. Şimdi diğer kısımlara da ekleyelim bunu. Buraya 3D Cursor'u taşıyorum. Bu parçayı kopyaladım. Sonra Shift S diyerek buraya da bunu attım. Bu parçayı. Tabii tam olarak oturmadı haliyle. Bakalım bir. Şöyle üstten gördüğüm için tam göremiyorum. Bunu 180 derece bir döndürelim. Ya da 90 derece. Şöyle. Bakalım bir burada. Bunu tam olarak böyle değil. Şöyle tepeden bakalım.
Aslında çok iyi de etmedik bu üstteki poligonu silmekle. Şunu geçici olarak bir yeniden ekleyelim. Çünkü göremiyoruz üstten. Şöyle yapacağız. 3D Cursor'ı şu parçaya eklemiştik. Bunun neresinde? Burada. Bunu şöyle bir 90 derece döndürelim. Bunu şu kısmına ekleyelim aksisi. Sonra buraya gelelim. Cursor'ı buraya taşıyorum. Bunu da buraya yeniden oturtuyorum. 3D Cursor gerçekten işi biraz kolaylaştırıyor. Diğer yazılımlarda olmayan bir şey. Ben görmedim yani. Özellikle objeleri taşırken çok hızlı bir şekilde taşımamızı sağlıyor. Şimdi bunu buraya da atalım. Bunu aslında mirror objesiyle de yapabiliriz. Hemen modifier kullanmış olalım. Şöyle mirror objesini seçiyorum. Şuradan Z'yi seçelim. Yok, Y'yi seçelim. Buradan da şu keresteyi seçelim. Bunu baz alarak bu tarafa atacak. Niye atmadı? Bir dakika. Aslında yapması lazım. Mirror objesini tekrar. Bunlarla bir alakası yok aslında ama bunun şeyini burayı ortaya baz aldığımız için aslında atması lazım. Ya mesela böyle bir durumla karşılaştığınızda şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela 3D Cursor'ı şöyle ortaya alalım. Bu parçanın diyelim ki mirror'unu bu tarafa alamıyorsunuz ya. Bu objeyi seçtiniz. Sonra orijinini buraya alırsınız. Sonra gelirsiniz tekrar mirror modifier eklerseniz buraya gene çeker bunu. Tabii bunu arka tarafa da yapabiliriz. Buradaki bunu eklemiş olduk ama mesela bunu silip bunu seçip tekrar işte şöyle. Gerçi bunu 3D Cursor burada ama bunun merkez noktası tam ortada değil. Şöyle yapalım. Merkez noktasını alalım bunu. Sonra bu parçayı seçip bu şekilde 3D Cursor'un olduğu yere bunların aksesini yerleştirerek bu işlemi de halletmiş oluyoruz. Yani mirror modifier'i kullanmak biraz buradaki merkez noktasını yani orijini yönetmekle ilgili. Bununla ilgili bağlantıyı anladığınızda zaten Blender'ı çok hızlı ve seri bir şekilde modellemede kullanabilirsiniz. Şimdi bütün buradaki kerestelerin yanlarına eklediğimiz bu profiller tek bir modele bağlı oldu. Mesela şuradaki poligona ihtiyacımız yok, tekrar silebiliriz. Şimdi bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda pencere boşluklarını ve içindeki işte bu iç zemin betonu kısmını ve dışındaki bu iç duvar kısımlarını yapalım. Gerçi iç mekanda herhangi bir render işlemi falan yapmayacağız ama yani sonuçta bir obje modelliyoruz. Bütün eksik parçalarını yani hem basic şekilde yani temel şekilde yerleştirelim. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.